Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kanalımızda bir de misafir var. Emirhan var. Adam. Niye utanıyorsun lan? Anahtarı ne yaptık? Arkadaşlar biliyorsunuz aracımızı yaklaşık olarak az geri alıyorum. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz aracımızı. Tabii aracımızın biraz olumsuz yönlerini tespit ettik. Ufak tefek arada bir aracımızda sorunlar çıkıyor. Arkadaşlar aracımızın kötü taraflarından bahsetmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Herkese iyi seyirler dilerim. Dün sabah kalktığımızda eşimi dükkana bırakacaktım. Araca bindim, araç çalışmadı. Ama ondan bir gün önce de aracı kullanmıştık. Hava da yağmurluydu. Yağmurdan dolayı aracımızın fren sivicine su gitmiş. Ondan dolayı aracımız çalışmadı. Ama sivici koydukları yerde öyle bir enteresan ki arkadaşlar, aracın altında sürekli suyla temas edecek bir noktada. İçine su gittiği zaman da bu çalışmıyor. Bu sorunla ilgili ben birçok videoda gördüm. Videolarda fren müşürü, fren sivici arızası diye videolar var. Zaten orada da görürsünüz. Her neyse biz de fren sivicimizi söktük, temizledik, kuruttuk, tekrar yerine taktık. Aracımız çalıştı sorunsuz bir şekilde. Onun haricinde de aracımızın hemen altında motorun bağlantı noktası var. Orada bir dişli grubu var. Yani şanzıman gibi bir şey diyelim. Aynı şekilde orada da yağ kaçağımız var maalesef. Bununla ilgili videolar da var. Facebook grubu var. Oraya yazdım. Orada da işte senelik olarak bir bardak, yani su bardağıyla bir bardak araca yağ eklediklerini söylediler. Yani bu yağ kaçağı sadece bizde değil, birçok Regal Raptor'da da mevcut maalesef. Regal Raptor'da böyle ufak tefek kronik rahatsızlıklar var. Bu söylediklerim kronik rahatsızlık arkadaşlar, bana sorarsanız. Çünkü hemen hemen bu sorunları çoğu insan maalesef yaşamış arkadaşlar. Tabii yaşayanlar da işte sosyal medyada, gruplarda bu sorunlarını paylaşıyorlar. Ben de bunları söyleyeyim dedim. Bununla ilgili de bir video yapayım dedim. Onun haricinde tabii ki başka sorunlarımız da var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Yani bu video bu aracın olumsuz yönleriyle ilgili, sorunlarıyla ilgili video. Şöyle bir kağıdımız var. Ben bunu 2 ay süresince tespit ettiğim sorunları bu kağıda yazdım. Şimdi şöyle bir bakalım. Akü şarj süresi diye bir sorunumuz var. Bu araçların aküleri, şarj olayı gerçekten çok önemli. Dikkatli bir şekilde şarj etmezsek aracımız maalesef aküleri kısa bir sürede öldürebiliyoruz. Ve bu aracın aküleri de gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Yani akünün bir tanesi, 60 amper için konuşuyorum, 1000 lira civarı. 6 tane akü var. Bu da aşağı yukarı 7000 lira gibi bir rakam yapıyor. Ama tabii daha yüksek amperli akü alırsanız değiştirirken o da 7000 liraları buluyor. 7000-8000 liraları. Ama aracınız %20-25 daha fazla yol gidecektir. Bunu da eklemek lazım. Yani bu aracın şarj süresi arkadaşlar 7-8 saat gibi bir sürede şarj oluyor. Şarj süresi gerçekten çok uzun. Bir de şarj konusunda eğer dikkat etmezseniz, dediğim gibi az önce, aküye zarar verebiliyorsunuz. Diğer bir kötü tarafı da arkadaşlar, bu aracın konfor olayı çok kötü. En ufak çukurlardan, setlerden geçerken tangır tungur sesler yapıyor. Sen de hissettin mi onu Emirhan? Değil mi? Çukurlardan geçerken çok ses yapıyor. Ben şimdi elimden geldiğince yavaş geçiyorum. Çünkü kameramız maalesef çukurlardan geçerken düşüyor. Tekrar onu yerine takmak zorunda kalıyorum. Ben de onun için elimden geldiğince yavaş gidiyorum ama maalesef ki sorunumuz var böyle. Konfor konusunda amortisörleri falan bunun çok kötü. Setlerde, tümseklerde geçerken tangır tungur ses yapıyor. Tabi konfor konusunda sadece bu aracın seyrindeki konforsuzluk değil, bir de ses olayı. Dışarıdaki sesi olduğu gibi içeri veriyor. Dışarıda bu aracın motorunun sesini hiç duymuyorsunuz neredeyse, ama aracın içinde giderken motor sesi aracın dışındakinden çok çok daha fazla gibi. Yani kat kat fazla diyeyim, öyle söyleyeyim. Tabi yol sesi, tekerlek sesi, bir de yağışlı havalarda özellikle yol sesi, yolda giderken dışarıda şurut, yağmur sesleri falan çok fazla geliyor. Ayrıca aracın
hemen hemen her yerinden hava alıyor. Yani soğuk havalarda bu araca bir izolasyon yapmak lazım. Bu izolasyonu yaptığınız zaman da hem sesi hem de soğuğu birazcık kesmiş olabilirsiniz. Bu aracın diğer bir sorun da arkadaşlar, göstergelerinde biraz sorun var. Yani hız göstergesi ve kilometre göstergesi maalesef benim tespitime göre, çünkü navigasyonda ölçtüğüm yere gittim ben, 8,5 kilometrelik bir mesafe gittim. 10 kilometrenin üstünde gösterdi, neredeyse 11 kilometreye yakındı. Yani %20'nin üzerinde benim tespitime göre bu araç kilometreyi fazla gösteriyor menzili. Ayrıca hızı da aynı oranda muhakkak ki fazla gösteriyor. Yani göstergelerimizde %20 gibi bir sapma söz konusu. Bu konuda arkadaşlar, bu aracın koltuğu biraz yüksek. Mesela yanlara bakarken yanları çok fazla görmüyorsunuz. Şöyle eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Aynalarımız da aracın arkasını tam göstermiyor. Yanlara doğru güzel gösteriyor ama aracın arkasında bir motosiklet geldiği zaman veya bir araba geldiği zaman ben onları bazen fark etmeyebiliyorum yani. Aynaların öyle bir sorun da var. Yani aynalar biraz daha açsalarmış dışarıya doğru, bence daha iyi olabilirmiş. Bu aracın diğer bir sorunu da bana söylerseniz, yani olumsuz tarafı da bu aracın fiyatı. Bu aracın fiyatı gerçekten yüksek. Hani tabii ki ülkemizde bu tarz araçların en ucuzu bu ama şu malzemeye göre, şu arabaya göre bence 50 bin liralar gerçekten çok fazla. Şu anda bu araç 58-59 bin liralara satılıyor. Bu 60 amperlik bir araç. Yani bana sorarsanız arkadaşlar, bu aracın ederi bu paralar kesinlikle değil. Yani neredeyse iki katı fiyata satılıyor diyebilirim. Yani bu aracın edeceği bana sorarsanız 20-25 bin lira civarında olması lazım. Ama 50 bin liralar, yani rakibiniz yok diye bu arabayı bu paralara satmanız bence çok gereksiz. Çünkü bu aracın ben Çin'dekilerin fiyatlarına bakıyorum. 1200, 1300, 1500, 2000 euroya kadar bu araçlar var ama 2000 euro civarındaki bu araçlar da lityum bataryalı. Yani lityum batarya ile jelakünün arasında da yarı yarıya fark var. Ama yani bilmiyorum, bu aracın fiyatı bana sorarsanız gerçekten çok yüksek. Ha, bana diyeceksiniz ki sen de bu aracı niye aldın? Yani ülkemizdeki fiyatı bu rakamlarda olduğu için biz de almak zorunda kaldık. Ben bunu sıfır alacaktım ama sıfır almadım. İkinci el aldım. İkinci el olarak da ben bu aracı arkadaşlar 45 bin liraya geldi bana maalesef. Satışı ve plakasıyla beraber bu fiyata geldi. Ama bu paraları bence etmez yani arkadaşlar. Gene diğer bir eksiği de arkadaşlar bana sorarsanız, yani kötü tarafı da tabi şarj olayını az önce söylemiştik. Aynı şekilde şarjı bu aracın azaldığı zaman yokuşlardan bayağı zor çıkıyor. Ama şarjı aracın iyiyken, doluyken yani fena değil. Yokuşları çok rahat, çok güzel çıkıyor. O konuda şarjınız iyiyken o konuda yokuş rampa konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama tabii ki şarjı azaldığı zaman da yokuşlarda birazcık zorlanıyor. Ben özellikle zaten bu aracı kullanırken yolumu uzatıyorum. Dik yokuşlara kesinlikle ve kesinlikle bu aracı vurmuyorum. Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü hem aracın gidiş mesafesi hem de motorun uzun ömürlü olması açısından bence rampaları çok fazla vurmamanız daha iyi olacaktır. Aracın diğer bir kötü tarafı da maalesef ki aracımızın işçiliği birazcık zayıf. Az önce demiştim zaten, direksiyon yamuk yapılmış. Şu aralarda, kapı aralarında, kapı kenarlarında bayağı boşluklar var. Yani aracın toplanırken eksik vidalar, ayarsız şeyler bayağı var. Hatta aracın freninde de bir tane vida var, fren kısmında. O cıvatanı da arka sağ taraftaki sıkılı, sol arka taraftaki gevşek bırakılmış. Ya da sonradan gevşemiş, bilmiyorum. İşte yani düzgün sıkılmış olsa zaten gevşemezdi, bu sorun da olmazdı. Aracın böyle sorunları da var arkadaşlar. Onun haricinde de bu araçla ilgili gene ufak tefek eksikler, sorunlar vardı. Sizin de bu tarz araçı olup da böyle sorunları tespit edenler de varsa, yorumlara yazarsa diğer arkadaşlar da bunları görmüş olurlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın, yani hafiften yağmur yağdığı zaman suyun akacağı ufak kanallar var. O kanallardan geçerken bile araba takır tukur geçiyor. Ben zaten telefon düşmesin diye de elimden geldiğince yavaş gidiyorum. Evet arkadaşlar, siz de tespit ettiğiniz sorunlar varsa yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlar onları da öğrenmiş olur. Bu aracın güzel tarafları da var arkadaşlar. Onunla ilgili de video yapacağım ben. Onu da bir sonraki videoda da bu konulara değineceğim. İnşallah onu da kaçırmazsınız, izlersiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu araç hakkında ve diğer araçlar hakkında
videolarımızı da takip etmiş olursunuz. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.